Aykırı Film'den herkese merhaba. Fallout dizisinin başlangıcına ithafen sinemaya ve televizyona uyarlanan video oyun uyarlamaları üzerine bir video ile sizlerleyim. Gönül isterdi size Fallout hakkında bir şeyler anlatabileyim. Ancak üzülerek söylüyorum ki ben bu oyunu çok geç deneyimledim ve hala oynadığım bir oyun serisi. Ve inanın ilk iki oyununu bugünlerde oynamak gerçek bir işkence. Ama takıntılıyım, bitireceğim oyunları. Her neyse, konumuza dönersek. Bugün size oyun uyarlamaları tarihini özetleyeceğim. Özeti çıkarırken bu kadar çok film olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz şaşırdım. O yüzden Hollywood dışı filmleri ve anime uyarlamalarını olabildiğince almadım. Yoksa sonsuza kadar giderdi bu video. Elbette bazı kırılma noktalarını ifade eden istisnalar var. Onlara da sıra gelince değineceğim. İlk olarak, giriş bir külliyatı olan film uyarlamalarıyla başlayacağım. Burada nicelik yüksek ancak nitelik bir aile düşük. Hatta video oyun uyarlamalarının bir laneti olduğunu bile söyleyebilirim. Zaten bu çokça konuşulur. Peki niye bu işi beceremiyorlar? Bunun elbette birçok sebebi vardır. Ama bence en önemli sebebi bu oyunları uyarlayanların bu oyunları oyun dünyasını bilmiyor olmaları. Bir evrenin içinde olmak, onu anlamak için onu oynamak yetmiyor sadece. O zaman adı üstünde oyun olmaktan öteye geçemiyor senin için. Ama orada yaşamak, o evreni hissetmek, rüyalarında görmek aşaması var bir de. Millennium ve Z jenerasyonu bu duygulara o kadar aşina ki film dizi falan izleyemiyorlar. Çünkü olayın içinde olmak varken dışarıdan izlemek onlara zaman kaybı geliyor. Ben de bir Y jenerasyonuyum ve hayatımın bir kısmı gerçekten oyunlarla geçti. Oynadığım ilk oyun nedir diye size söyleyemem belki ama muhakkak bir Atari oyunudur. Bilgisayarda oynadığım ilk oyun Windows 95'teki 2 boyutlu Prince of Persia oyunuydu mesela. Sonra başka bir arkadaşın evinde de PC'de Half-Life oynamıştım. Zaten Half-Life'ın çağının çok ilerisinde bir oyun olması ve o sinematik anlatıma dahil olmak ve o zamanlar o grafiklerin bize inanılmaz gelişi falan derken bambaşka zamanlardı onlar. Kişisel bilgisayarımda oynadığım ilk oyun da Age of Empires 2 idi. Sanırım bu yüzden hala bu oyun türleri bana keyif veriyor. Damak zevkinizin çocukken oturması gibi bir şey bu. Atari salonlarında Mortal Kombat, PlayStation'da da Tekken 3 oynadığım ilk oyunlardı. Nintendo Game Boy ülkemizde yaygın değildi. Ama onu bile oynadım. Pokemon Blue ile geçen zamanlarımı unutamıyorum asla. Olağanüstü çocukluğumu anlatmayı bitirdiğime göre yeniden konumuza dönebilirim. İşte bu oyunların içinde büyümedikçe, onları anlayamadıkça bunları filme uyarlayamazsınız. Yani minimum 12 saatini ayırdığım bir şeyin 2 saat filmini izleyince canı sıkılıyor haliyle. Bu da büyük bir sorun. O açıdan diziler bunları uyarlamaya daha müsait gibi geliyor bana. Ama nadir de olsa doğru yaklaşımlar, kan uyumları gerçekleşiyor. İlk filmimize geçeyim o zaman ben. Her şey video oyunlarını bugünlere getiren oyunda başlamıştı aslında. Nintendo'nun İtalyan tesisatçısı Mario ve kardeşi Luigi'den bahsediyorum elbette. 1993 yılında Disney'in bir alt şirketi olan Buena Vista Pictures, çok satan ve oynanan Nintendo hiti Super Mario kardeşleri uyarlamaya karar verir. 90'ları yaşayanlar iyi bilir ki Mario'yu biz çakma oyunun NES konsolu olan ve genel olarak Atari dediğimiz şey ile keşfettik. İşin özü o oyun konsolu ne Atari'ydi ne de NES konsoluydu. Mendele Selpak dememiz gibi bir şeydi aslında bu. Asıl Atari buydu aslında. Çok eskiden Türkiye'de reklamları dönermiş. Oradan kalma bir alışkanlık sanırım. Sırası gelince baba. Atari bilgisayar. Sınavda, yabancı dilde, oyunda. Burada biz aslında Nintendo oyunlarını oynardık korsan yollarla. Zaten NES'in açılımı da Nintendo Emulator Simulator. İki boyutlu bir platformda sadece zıpladığımız bir şeyden nasıl bu kadar keyif alıyorduk hala anlamıyorum. Günümüzdeki oyunlardaki gibi kaydet, devam et gibi bir şey yoktu. 2, max 3 canın olur, sonuna kadar giderdin. Oyunlarla yetişen nesil bugün Souls-like oyunların bağımlısı işte. Princess Peach'i Godzilla çakması bir yaratıktan kurtardığımız oyunun zirilyon tane devam oyunu çıktı. Ama asla bu tadı veremedi tabii. Bu popülaritenin kokusunu alan Hollywood bu oyunu elbette sağacaktı. Sinema tarihinde bir ilkti bu aslında. Mario doğru oyundu belki ama yönetmen seçimleri gerçekten tuhaftı. Klip kültüründen gelen ve daha önce hiç sinema filmi çekmemiş Rocky Morton ve Annabelle Jenkel ikilisi bu filmi çekecekti. 80'lerde Max Headroom isminde aşırı tuhaf bir dizi çeken bu ikili, buradaki estetiği 90'ların sisli ve tekinsiz gözüken sinema estetiğiyle birleştirecek ve Mario ile hiç alakası olmayan, kendini hiç satamayan, çocukken izlediğimde film bitene kadar Mario ne zaman gelecek diye beklediğim bir film yaratmışlardı. Zaten gişede de batan film, o dönemi yaşayan çoğu insanın zihinlerinden silinmiş vaziyette. Oyun uyarlamalarına bu ilk adımın vasatlığı devamı içinde oyuncuları korkutuyor tabii ki. 94 senesinde yine Atari salonlarının gedikli oyunlarından Double Dragon uyarlandı. Ben bu filmi hayal meyal hatırlıyorum. Zaten 80'lerin Van Damme önderliğindeki dövüş filmlerinden ilham alan bir oyunun uyarlamasıydı. Sinemaya ait olan şey sinemaya geri dönüyordu yani. Oyunu çok keyifliydi. Old school bir beat'em up oyunuydu. Yanına bir arkadaş bulup milleti pataklamak, o çıkan sesler şahaneydi. Boss olarak gelen o iri tipler de bugün son bölüm canavarı dediğimiz şeyin atasıydı aslında. Neyse, bunun filmi aslında kötü değildi. En azından çocukken. Alelade basit bir dövüş filmiydi işte. İzle ne istediğini veriyordu. Ama hikaye ve evren çok umurunda değildi yine. O yüzden ne hayranlar ne de genel izleyici tarafından benimsenemedi. Ve kötü uyarlamalara bir çizik daha atıldı.
1994 senesinde Universal çok büyük bir adım attı. Bir nesile Atari oyun kültürünü aşılayan Street Fighter sinemaya uyarlanacaktı. Street Fighter o dönem zirve yapmış dövüş filmleri furyası açısından çok doğru bir seçimdi. Filmi yönetmesi için Commando, Die Hard ve Running Man gibi hitlerin senaristi olan Steven Souza ile anlaşmaları filme pozitif yaklaşmamıza sebep oluyordu. Ama yönetmenin yazarlığıyla yönetmenliği arasında bu kadar fark olacağını öngörememiştik tabii ki. Ben bu filmi izlediğimde tahminen 90'ların sonu falandı. Atari döneminden ben Mortal Kombatçıydım abi. Hala da öyleyim. Street Fighter'ı da bilirdik. Ağır bir Blank hayranıydım. Ama o zaman bir de Van Damme hayranıydınız. Bu karşı konulamaz bir şeydi. O ve onun uçan tekneleri kadar sizi uçuran bir şey daha yoktu. Ve o bu filmde başroldü. Oyundaki iki Amerikalı karakterden birinin başrol yapmaları şaşırtıcı değildi. O zamanlar Amerikanlaştırmanın dibine vuruyordu Hollywood. Şu anda herkesi siyah yapmaları gibi düşünün. Kimi rolünde Kylie Minogue'u görecek olmanın da vereceği bir heyecan vardı tabi. Ayrıca o zaman henüz bugünkü kadar sevilen bir isme dönüşmemiş yeni yetme bir Mick Nabel Chun Li rolünde olacaktı. The Addams Family'nin Gomez'i Julia Souza, ruhu şad olsun, Mr. Bison olacaktı. Kadro kağıt üzerinde şahane gibi gözüküyordu. Ancak filmi izlediğinizde o Ryu ve Ken'i görünce ilk hayal kırıklığınızı yaşayacak, sonra filmi Street Fighter cosplay yapan Amerikalıları anlattığını fark edince daha bir üzülecektiniz. Dürüst olayım, çocukken bandan birilere tekme attıkça güzel geliyordu bu filmler. Ama bugünkü göze bakınca korkunç yanlış anlaşılmış bir oyun daha vardı karşımızda. O casting'e rağmen bu da gol olmamıştı. Bir türlü olmuyordu. Oyun uyarlamalarından vazgeçilmek üzere olduğu bir aşamadayken o film her şeyi değiştirecek. ...1995 senesine geldiğimizde Street Fighter'ın sinema çıkarmasını gören en büyük rakibi Mortal Kombat da karşılık vermeye hazırlanıyordu. O dönem kimsenin adını sanını duymadığı Paul W.S. Anderson filmin başına getirilmişti. Bir sene önce Shopping diye bir film ile Sundance'de ilgi çeken bu adam dönemin parlayan isimlerindendi. Öncekilere kıyasla daha iletişim bir dokunuş, oyun uyarlamalarının talihini değiştirebilir miydi? Cevap evet. Brilliant. Absolutely brilliant. Mortal Kombat deyince benim için akan sular duruyor. Bizim vaktinde kanala yaptığımız tonlarca video var. Hatta şu reaksiyon videosu çok iyi dönüşler almıştı. Linki tepeye iliştireyim. Bir de şu karakter tanıtım videolarının linkini de atayım. Yani direkt oynatma listesine atıyorum, oradan ilerlersiniz. Son olarak ilk filmi konuştuğumuz şu linki de atıyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli bir sohbettir. Kesinlikle dinlemek isteyeceğinizi düşünüyorum. Bir Mortal Kombat hayranıysanız tam adresinizdesiniz yani. Ben bu oyunlarla büyüdüm. Atari salonlarında başladı, evimdeki Atari'de devam etti. Sonra Trilogy oyunuyla PC'ye taşındı ve The Alliance ile de PlayStation 2'de devam etti. Bunun bir 9. oyunu vardı ki onu gözüm kapalı bile oynayabiliyorum. Çocukken de bu seriyle bağım böyleydi. Ulan 6-7 yaşında sana bu kanlı vahşi oyunu mu oynatıyorlardı diye sorabilirsiniz. Ve evet, benim çocukluğum böyle şeyler izleyerek geçti. Sokaktaydım da, kavga da ettim. Sonra ne katil oldum ne depresyona girdim. Musmutlu bir hayatım var hatta. O yüzden bu çocuğum, kardeşim yanlış etkilenir, kötü etkilenir falan derseniz gün gelir ot gibi bireyler olarak bulursunuz kendinizi. Ben böyle düşünüyorum en azından. Yeniden filme dönersek, bugünün perspektifinden baktığınızda efektleri kötü eskiyen, aksiyonu yetersiz gelecek bir film gibi gözükebilir. Ama o zamanın şartlarında Robin Shue, Lyndon Ashby ve Bridget Wilson arasındaki kurulan karakter kimyası, Christopher Lambert'ın Raiden karizması, Kerry Hirayki'nin kötü adam karizması falan derken ve o dönem gerçekten izlerken çok büyük coşuyordunuz. Geri plana atılan Scorpion ve Sub-Zero'nun dahi dövüşmesini izlemek yetiyordu size. Bu film bayağı özüne sadık bir hikaye anlatımına sahip. PG-13'ün bir film olmasına rağmen karanlık ve yetişkin de gözüküyor. Çok büyük şeyler başarılmıştı bu filmle. Ama kıymetini anlamak için şöyle bir 10-15 tane daha kötü uyarlamanın yapılması gerekecekti. Şöyle düşünün, filmin soundtrack'i hala tüm zamanların en çok satan soundtrack'lerinden birisi. Dönemin enflasyonunu uyarlarsak filmin izlenme rakamları da inanılmaz. İlk film ile her şey çok güzel gitmişti. Ancak 2 sene sonra bir ikinci film çekildi ki işte orada gerçekten kafayı kırmak üzereydi. Annihilation birçok oyuncusunu ve Wes Anderson'ı, hayır bu Wes Anderson'dan kesinlikle bahsetmiyorum, kaybedip anlatım gücünü de onlarla beraber kaybedecek. Ve ortaya o kadar ucube, o kadar ne yaptığını bilmeyen bir film çıkacaktı ki bir grup basat Mortal Kombat cosplayer'ının kamera önüne atlayıp dövüştüğü bir filmdi sanki bu. Mesela bu filmin finalinde bir ejderha efektleri var ki kör olma ihtimaliniz var. Seyirciye fatality falan mı çekmeye çalıştılar gerçekten bilmiyorum. Bu arada yine çocukken işleyen bir film olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu korkunç film üstüne bu oyun uyarlamaları dip dalgası gerçek bir dalgaya evrilmeden bir... Şimdi burada bir soluklanalım istiyorum. Dediğim gibi incelenecek çok film var. Sen de her şeyi anlatma diyebilirsin. Kanal bunları tam teşekkürle anlatamazsa vicdan azabından ölür. Ben böyleyim. Görevimi de eksik yapamam. Gün gelecek çoluğum çocuğum da izleyecek ve beni eleştirecek. Ben o günlere geldiğimde gururlanmak istiyorum. O yüzden burada videoyu bitiriyorum.
Ancak en yakın zamanda ikinci bölüme geri döneceğim. Orada oyun uyarlamalarının daha bir şeye benzediği, yeni jenerasyonların bunları daha iyi anladığı ve televizyon dizileriyle bu meselenin çözülmeye yaklaştığı bir evreye geçeceğiz. Ve ben de bu dönemi size aykırı bakış açımızdan anlatmaya devam edeceğim. O zamana kadar aykırı ve hoşça kalın güzel izleyici.